Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin, Salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn amma Allah azza ve celle bir araya gelişimizi hayırlara vesile kılsın. Şu vakte kadar yapmış olduğumuz kusurları, günahları Tevvab isminin hürmetine affetsin bu akşamdan itibaren yeryüzüne indireceği bütün hayırlardan istifade etmeyi, yerin üstünden ve altından çıkacak bütün şerlerden de hakkıyla sakınmayı Allah Azze ve Celle bizlere nasip ve müyesser kılsın inşallah. Değerli Müslümanlar, Mekke'de havaya kaldırılan İslam sancağını Allah Azze ve Celle Medine'de dalgalanmasını murad etti. Yine Rabbimiz Mekke'de ortaya çıkan İslam davasına Medine ehlinin sahiplik yapmasını nasip etti. Ne zaman ki İslam daveti Mekke'nin otoriter insanları tarafından tehlike teşkil edip engellenmesi gereken bir unsur haline gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla beraber Medine'ye hicret ettiler. Allah'ın dinini en iyi şekilde anlamak, en iyi şekilde yaşamak ve insanlığın bu dinle tanışması için her şeylerinden vazgeçtiler. Ama her şeylerinden. Mal, mülk, evlat, toprak, iş ama sadece Allah için. O mübarek ve şerefli hicrette bu niyeti taşımayan sadece bir kimse vardı. O kadar yolu tabi yerindeyse kat eden, bütün değerlerini geride bırakan, her şeye sırt çevirmiş, yönünü, yüzünü Medine'ye dönmüş ama bu gayeleri taşımayan bir zat. İslam tarihi kitaplarında adı anılmayan ama vakası dilden dile dolaşan ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de ilk olarak Müslümanları toplayarak hutbe irad etmesine neden olan bir adamcağız vardı. Sadece bir kadını sevdiğinden dolayı. Ona aşık olduğundan dolayı ve aşık olduğu kadın da Medine'ye hicret edip eğer benle evlenmek istiyorsan, benle birlikte olmak istiyorsan, senin de Mekke'yi terk edip benimle Medine'de yaşaman gerekiyor dediğinden dolayı bir kadın için hicret aden bir zat vardı değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldiler dediler ki ya Resulallah bu kadar Allah uğruna hicret eden Müslümanın yanında sadece bir kadın caz için yolculuğun meşakkatine hicretin zahmetine katlanan bir adamdan bahsedince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhaddislerin ilk olarak kitaplarında kaynaklarında naklettikleri meşhur sözü söyledi. Ne dedi? Ameller <laughs> Allahu Ekber. Allah'ına kurban olayım. Bu adamı boşuna hoca yapmamışlar. Abdullah Azim. Ameller ancak niyetlere göredir. Yalnız şu cümleye ne olur dikkat edin. Herkes niyetinin karşılığını alır. Şimdi siz bu hadisi şerifi birçok kitapta okudunuz. Siz bu hadisi şerifi birçok insandan defaatle dinlediniz. Şerlerini mütala ettiniz. Meclislerinizde bu hadisi şerif konuşuldu. Ne zaman ki bir hoca efendi veya nasihat eden bir kimse ameller niyetlere göredir hadisini zikretse hemen otomatikman ne oluyor metinler gözünüzün önüne düşüyor. Belki kimilerde yeter artık be kardeşim. Tamam Buhari sahihinde bu hadisi rivayet etmiş ama bu kadar da gündeme getirilmesi gereken bir hadis midir? Vallahi her gün üzerinde tartışılması gereken bir hadis-i şeriftir. Alimler demişlerdir ki bu hadis insanlara sürekli hatırlatılması gereken bilgileri ilmi içerisinde barındırmaktadır. Bakın tekrarlıyorum. Herkes niyetinin karşılığını alır dedi nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Herkes çalıştığının karşılığını alır demedi. Herkes terlediğinin hakkını alır demedi. Herkes gözyaşı döktüğünde bunun karşılığını muhakkak ki Allah'ın huzurunda bulacak demedi. Herkes niyetinin karşılığını alacaktır. 100 gramlık kalbin içerisinde saklamış olduğunuz niyetler sizin amellerinizi belirleyecektir dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra ekledi dedi ki kim Allah ve Resulü için hicret ettiyse yolculuğa çıktıysa onun mükafatı sevabı karşılığı da Allah'a ve Resulüne hicret kadar olacaktır. Kim de erişeceği bir dünyalık, bir meta'a, hatta alimler demişler, bir meta, velev ki demişler bütün dünya olsun. Subhanallah. Bir meta'a veya evleneceği bir kadından dolayı diyor hicret ettiyse, o hicretten, yolculuktan, meşakkatten alacağı şey de o niyet ettiği şey kadardır. Doğru mu? Hadis-i şerif böyle söyledi değil mi? Müslümanlar Allah Subhanahu ve teala lütfuyla bize üç tane nimet verdi. Ben nefsim adına söyleyeyim sen kendi adına düşün. Hak etmediğimiz halde Allah Subhanahu ve teala insanlığın çıldırmışçasına Allah'a ortak koştuğu, itaate isyan ettiği, dünyayı kendine bir ilah gibi taptığı bu dönemde Allah öncelikle bize bir iman nimeti verdi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Arkasından Kur'an-ı Kerim'in ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden elde ettiğimiz ilim nimetini verdi. Ve üçüncüsü de iman ve ilimle bezenmiş ameli Allah Azza ve celle bizlere nasip etti. Bakın dikkat edin. Bu üç şey Allah'ın lütfu ve keremidir. Şimdi burada hazirunda bulunan bütün kardeşlerim, dünyaları ve ahiretlerini imar edecek hayırlı işlerin her biri böyle kendi güçlerince peşindedir. Herkes gücü oranında iş yapmaktadır, amel etmektedir. Ama herkes ama öyle bir zaman diliminde yaşamaktayız ki bazen sözlerimiz ve amellerimiz otomatikleşmiştir. Yani hissetmeden yaparız ruhsuz yaparız. İçerisinde bizi bize doyuracak lezzetler barınmaz ama yaparız. İşte bu akşam ne olur? Mümkünse her akşam. Gücünüz yetmiyorsa haftada bir. İnsanların pazartesi ve perşembe günleri Rabbine doğru yöneldiği o gecelerde Allah subhanahu ve teala'ya dönelim ve diyelim ki kendi nefsimiz için. Ben acaba bugün amellerimi kimin için yaptım? Hani az önce bir abiden bahsettik. İsmi tarih kitaplarında geçmeyen ama sıfatıyla meşhur olmuş, lakabıyla nam salmış bir abi. Ne diyordu ashab onun için? Ümmü Kays'ın muhaciri. Allah azza ve celle için değil de hedefi elde edeceği bir kadın için hicret eden, önceliğine bunu koyan adama ashab Ümmü Kays'ın muhaciri dedi. Şimdi ne olur bu akşam ve sonrasında nefsimize dönelim. Terlediğimiz, gözyaşı döktüğümüz, hüzünlendiğimiz, yeri geldiği zaman sevindiğimiz amellerimizi biz kimin için yaptık? Biz kimin muhaciriyiz? Bizim acaba Ümmü Kays'ımız kim? Acaba bu işleri yaparken hocaların abilerin, kardeşlerin, cemaatin, insanların iltifatını almak veya onların eleştirilerinden korkmak için mi bunları yaptık veya sakındık? Ne olur bunun hesabını iyi yapmamız lazım. Eğer biz bu hesabı yaparken Sufyan-ı Sevri gibi kalbimi aldım da niyetimi ıslah etmek için çok çalıştım ama başaramadım. Ama bunun için mücadele ediyorum deyip de kendimizi hesaba çektiğimizde elhamdülillah bugün söylediğim sözleri ve arkasında arkasından yani o sözlerin birbirini tamamlayan amelleri sadece ve sadece Allah için yaptım diyebiliyorsanız siz Allah'ın dininin muhacirlerisinizdir. Yok eğer ya ben bu kadar sözü Yusuf kimseyi kandırma. Aziz ve celil olan senin kalbinin içerisindeki tüm niyetlere, zihninden geçen tüm fikirlere sahiptir. Her şeyi biliyor. Ademi kandırırsın ama Allah'ı kandıramazsın. Eşini kandırırsın ama Allah'ı aldatamazsın. Hepsi Allah'a rapor olarak arz ediliyor. Ey Yusuf, senin bugün söylediğin sözler, yaptığın işler insanların memnuniyetini kazanmak, onların alkışlarının sesini duymak veya onların eleştirilerine korkarak sen bu işleri yaptın ya işte senin de bir ümmü kaysın oldu kardeşler. Benim de bir ümmü kaysım oldu. Benim de memnun etmek için yola çıktım, hicret ettiğim adamlarım oldu. Kadınlar oldu veya bir meta oldu. Onlar Mekke'den Medine'ye Allah için yürüdüler. Sen de durduğun yerden Allah'ın rızasını kazanmak için bir yere kadar hareket ettin. Hicret ettin tabir yerindeyse. Kimin için oldu? Eğer o Allah'ın rızasına muvaffak amele başladığın amele birlerini kalıştırdıysan, birlerinin rızasını o amele buladıysan o zaman senin de bir ümmü kaysın oldu. Buna ne olur dikkat edelim kardeşler. Hatırlayın ne olur? Allah Subhanahu ve teala Mülk suresinde bize Ölümün ve hayatın ne için var olduğunu söyledi kardeşler. Ne dedi kitabında? Yani o Allah ölümü ve hayatı ne için yarattı? Hanginizin daha güzel iş yapacağını görmek için Allah ölümü ve hayatı yarattı. Doğru mu Serkan abi? Sufyan-ı Sevriye sordular. Dediler ki özür dilerim Fudayl bin İyad'a sordular. Dediler ki ey Fudayl bu ayette geçen daha güzel davranmak ne anlama geliyor? Ne anlamamız gerekiyor? Fudayl bin İyad onlara döndü dedi ki yani amelin en ihlaslısını ve en doğrusunu yapmaktır. Allah'a Allah emanet Peki dediler ki amelin en ihlaslısı ve en doğrusu nedir? Döndü dedi ki bir amelin halis sayılması için Allah adına yapılması gerekir. Bir işin doğru olması için de sünnete muvaffak olması gerekir. Haa, subhanallah. Allah'ı razı edeceğiz. Niyetimiz ve derdimiz Allah'ın rızasını kazanmak olacak. Ama o işler neye uygun olacakmış Kadri? Sünnet-i Nebeviye'ye uygun olacak. Heva ve heveslerimize, yine birilerinin bize öğrettiği bidat ve hurafelere göre değil. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme göre olacak. İşte o zaman kardeşler yaptığımız ameller ya başarıya ulaşır ya da hüsrana uğrar. Eğer yapmış olduğumuz işlerde ihlas sahibiysek ameller Allah'a arz edilir ve Allah katında değer bulur. Eğer içerisinde ihlas yoksa ameller burnumuzun ucundan gökyüzüne kalkmadan toprağa batırılır. Allah muhafaza. Ne olur unutmayalım kardeşler. Allah Subhanahu ve teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde bizleri ibadete kendisine boyun eğmeye davet ederken hangi yönümüzün ortaya çıkartıyor? Muhlis olmayı ön plana çıkartıyor. Beyyine suresinin ilk ayetlerine bakın. Allah Azze ve Celle ne dedi? Bismillah. وَمَا أُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الدِّينَ <هُنَفًا> Onlar, yani onlar kim? Ehli kitap Yahudiler. Evet Allah onları kastetti. Ama biz kendimiz içinde alıyoruz. Mümin erkek ve mümin kadınlar, yeryüzüne kulluk için gönderilenler, Allah'a kulluk etmeleri, hanifler olarak, İhlaslı bir şekilde dine boyun eğmeleri konusunda emredildiler. Allah'a Ekber. Evet biz Allah'ı razı edeceğiz. İtaat ve ibadette bulunacağız. Ama bunu yaparken ki vasfımız ne olacak abi? Muhlis olacak kardeşler. İhlas sahibi olacağız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi. Dedi ki ya Resulallah bir adam Allah yolunda cihad etmek istiyor. Ama aynı zamanda da diyor dünya metaandan diyor faydalanmak istiyor. Yani cihad edecek ama bir taraftan da dünya metanı da elde etmek istiyor. Siz buna ganimet diyebilirsiniz. Cariye diyebilirsiniz. Bir beldenin toprakları diyebilirsiniz. Düşman askerlerinin öldürülme lezzeti diyebilirsiniz. Ne derseniz deyin. Ama biz bu akşamki dersimiz için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sorulan sorunun içerisinden şunu almaya çalışacağız. Ya Resulallah bir adam Allah yolunda cihad etmek istiyor ama bununla beraber de şöhret sahibi olmak istiyor. Ya Resulallah bir adam kılıcını düşmanın boynuna uzatacak ama bir taraftan da savaşın sonunda el üstünde taşınmayı isteyecek. Dedi ki ya Resulallah bu adama ne vardır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döndü. Dedi ki ona hiçbir ecir yoktur. Allah'a Allah. kibar. Hiçbir ecir yoktur. Sahabe sıkıştırmaya başladı. Dedi ki bir daha sor. Olur ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni belki iyi işitememiştir. Biz açıyoruz bunu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o an anlayamamıştır. Ya da sen meramını düzgün ifade edemedin. Tekrar sor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme tekrar soruyor. Nebi Aleyhisselam diyor ki ona diyor hiçbir sevap yoktur. Ebu Davud hadisi cihat bölümü hasen bir rivayet. Allah Resulü Aleyhisselam'a bir gün bir adam daha geliyor. Diyor ki ya Resulallah bir adam Allah yolunda cihad etmek istiyor. Şimdi duymak istediğimiz söz burada. Ama diyor bir taraftan da şöhret sahibi olmak istiyor. Anladınız mı? Yani Neredeyse namaz kılarken selfie çekip de WhatsApp durumuna koymak isteyen bir Müslüman gibi olmak istiyor. "Lebbeyk Allahumma Lebbeyk" diyerek Kabe'yi tavaf ederken köy aşiretlerinde sohbet etmek isteyen amca gibi olmak istiyor. Allah yolunda infak ederken "Oğlum iyi çek yüzüm net belli olsun. Bilsinler Mehmet Efendi'nin nasıl Allah yolunda infak ettiğini görsünler." diyen zat gibi olmak istiyor. Deyince Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir daha soru sorulmaya fırsat vermeden üç defa ona ecirden hiçbir şey yoktur. Ona sevaptan bir pay yoktur buyuruyor. Ve sonra dönüyor diyor ki Allah Resulü aleyhisselam Allah kendisi için yapılmayan hiçbir ameli kabul etmez. Bu kadar basit. Yani düşünün Müslümanlar Allah yolunda cihada gideceksiniz. Hanım, çocuk, iş, meslek her şey geride kalacak düşmanın eline esir düşme tehlikesi ama hiçbir ecir alamayacaksınız. Kabe'ye gideceksiniz ecir almadan geri geleceksiniz. Allah yolunda malınızı vereceksiniz ama cenneti elde edecek bir bahçe bile alamayacaksınız. Ne kadar acı bir şey değil mi kardeşler? Peki size Allah için soruyorum. Bunlar sadece dünya hayatında uğrayacağımız hüsranlar mı? Asla. Bunun bir de ahiret boyutu var. Ne olur hatırlayın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiği çok uzun bir hadisi şerifte cehennem ateşini ilk kimle tutuşturdu? Volkan. Kim onlar? Münafıklar değil. Müşrikler değil. Mürtetler değil. Allah'ın dinine savaş açmış İsrailoğulları değil. Irkçılık yapan değil. Kim? İlim sahibi mücahit, şehit ve Allah yolunda infak eden adam. Subhanallah. İlim sahiplerine bakın. Vallahi bir mücahit gibi arkasında dünyayı terk etmiştir. Doğru mu söylüyorum abi? Mücahit belki yapmış olduğu mücadele neticesinde ganimet alır ama ilim sahibi yaşadığı şu topraklarda hiçbir şey alamaz. Kuru bir ekmek, boş bir oda, kendisine verilmeyen makam ve mevki. Ama ona taliptir. Allah için kendisinden önceki selefinin izini takip eder. Ama sonuç cehennem ateşine odun olmak. Terleyeceksin, ağlayacaksın, kanın akacak, evde hanımın dırdır yapacak, çocukların seni eleştirecek. Ya adam olsaydın başımızda dururdun. Ne bu zaten bütün gün cami ve dernek işleriyle koşturuyorsun diyecek onlara katlanacaksın. Şimdi elhamdülillah firdevs cennetinin kapıları yüzüme açılacak derken Allah seni cehenneme layık görecek. Bu da cehennemdeki faturası. Ahiretteki sonucu. Allah azze ve celle bizi böyle bir durumdan muhafaza buyursun. Vallahi kardeşlerim bizden öncekiler bu meseleye çok dikkat ediyorlardı. Çok titizlerdi. Selçuklular döneminin en şaşalı dönemlerinde onlara tabir yerindeyse ilim sahipliği yapmış, alimlik yapmış, yol göstermiş İmam Maverdi Rahimallah. Fıkıhta, tefsirde, özellikle devlet yönetimiyle alakalı yazdığı risalelerle İslam alemine büyük bir nur olmuş. Artık sekerat anları geliyor, vefat edecek. En sevdiği ve güvendiği arkadaşını davet ediyor. Diyor ki kardeşim diyor ben diyor şu an bulunduğum hal üzeriyim, vefat edeceğim. Bak diyor şuradaki diyor mecmualar hepsi diyor benim yazdığım eserlerimdir. Tefsir yazıyor, hadis yazıyor, fıkıh yazıyor. Devlet dedim ya yönetimiyle alakalı kitaplar yazıyor. Bunların diyor hepsi bana aittir diyor. Ve diyor ben onları diyor yıllardır gizledim. İnsanların duymasını istemedim. Şimdi diyor ben öleceğim diyor sen benim elimi tutacaksın. Eğer diyor sekerat anımda yani ölüm meleği benim artık ruhumla bedenini birbirinden ayırırken benim diyor elim senin diyor eline yapışırsa diyor insanların görmediği bir gece vakti bu eserlerin dedi hepsini Dicle Nehri'ne atacaksın. Yok dedi senin dedi elinle benim elim birbirine dedi kavuşmazsa çok umduğum dedi halisane niyetim Allah katında dedi karşılık görmüştür. O zaman dedi kitapları dağıtabilirsin. Allah. Allah kardeşi diyor ki arkadaşı İmam Maverdi diyor canını teslim ederken elini diyor uzattım. Elimi diyor tutmadı diyor. Denedim diyor olmadı. Anladım ki diyor Allah diyor onun amelini kabul etti. Allahu Ekber. Ve kitaplar basıldı. Halen bakın şu an eserleri İslam alemini aydınlatıyor. Arapçadan olan eserler elhamdülillah şu an Türkçe'ye çevriliyor. Onlar bu mesele titizlikle yaklaştılar. İmam Malik kendi yaşamış olduğu dönemde Muvatta eserini yazıyor. İmam Malik'e geliyorlar diyorlar ki ay Malik yüzlerce muvatta var. Yani senin bu hadis alanında yazmış olduğun fıkıh ile alakalı bu eseri yüzlerce yazan var. Niye yazıyorsun? Allah diyor sadece diyor kendi rızası için yazılanı diyor ayakta tutar. Bütün muvattalar unutuldu. Bütün muvattalar kayboldu. İmam Mali'nin yazdığı 101. muvatta ayaktadır diyor. İnsanlar onun kitaplarını okuyor. Doğru mu? O yüzden onlar meselelere çok ciddi yaklaştılar Müslümanlar. Ne olur hatırlayın. Müslümanlar Bizans'la savaşmak için Bizans'ın üzerine yürüdüler. İki ordu karşı karşıya geldiğinde Bizans ordusundan bir asker çıktı. Dedi ki benle dedi kim savaşacak? Biliyorsunuz buna mübareze deniyor. İki ordudan cengaverler çıkarlar kendi ordularını teşvik etmek, savaşa yönlendirmek için savaşırlar. Birebir kavga ederler. Çıkıyor bir tane kafir askeri, Müslümanlara meydan okuyor. Müslümanların içerisinden yüzü örtülü bir adam çıkıyor. Rivayete göre bir saat dövüşüyor. Bir saat sonra kafiri yere seriyor. Hristiyanların içerisinden ikinci adam çıkıyor. Onu yere seriyor. Üçüncü adam çıkıyor onu yere seriyor. Bizans'ta hüzün ve korku Müslümanların saflarında ise büyük bir cesaret meydana geliyor. Müslümanlar bir anda o yüzü sarıklı adama koşunca diyor ki rivayet eden o diyor yüzünü diyor iyice ne diyor gizlemeye başladı. İyice ne sıktı diyor. Ama diyor boşluğunu yakaladımdır diyor bir anda üzerine örtüyü diyor örtüyü kaldırdım bir baktım ki diyor o şahıs Abdullah ibn Mübarek rahimehullah subhanallah. Sizce ne dedi? Ya kardeş iyi savaştık demedi. Kardeş bunu herkese duyur dilden dile konuşulsun. İnsanlar benim yapmış olduğum bu kavganın sonucunun ne olduğunu bilsinler. Anneler çocuklarına benim adımı koysun demedi. Ne dedi biliyor musun? Vallahi dedi sen dedi beni ifşa edenlerden biri oldun dedi. Ve onu olduğu yerde bırakıp kaçtı gitti. Subhanallah. O yüzden değerli kardeşlerim, kıymetli abilerim, her biriniz özellikle takdire şayan şerefli işlerin sahiplerisiniz. Vallahi bunu Rabbiniz biliyor. Hasan-ı Basri öyle demiş. Öyle insanlara rastladım ki bütün hayırları yapmalarına rağmen insanlar bunlardan haberdar değildi diyor. Dua ettiler, zikir yaptılar, cihad ettiler. Ama insanlar bir haber onun yaptıklarından. Evet siz de belki bizim haberimiz olmayan birçok şey yapıyorsunuz. Veya gözlerimizle şahitlik ettiğimiz Kalbimizle sizi desteklediğimiz amellerin sahiplerisiniz. Ama bunu ne olur Allah için yapın. Ne olur bunu Allah için yapmaya birbirimizi teşvik edelim. Birbirimize nasihat edelim. Ve ne olur hadisi hatırlayalım. Herkese niyetinin karşılığı vardır. Allah'ın rızasını ve rahmetini umarken Allah'ın gadabıyla ve düşmanlığıyla karşılaşmak hiçbir Müslümanın hoşuna gitmeyecek bir durumdur. Cenab-ı Allah böyle bir durumdan bizleri muhafaza eylesin inşallah. Geceniz hayır, akıbetiniz güzel, cennetiniz firdevse ala olsun. Subhane rabbike rabbil izzet amma yasifun. Ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.